Arkadaşlar, yine farklı deyimlerle karşınızdayım. Bugün yine bu videoda sizlere 5 deyimden bahsetmek istiyorum. Deyimler ne demek Ali Bey? Deyimler birkaç kelime ile, birkaç sözcük ile çok anlamlar veren, mecazi anlamlar taşıyan kelimeler grubu. Evet, deyimler bunlar. Ve deyimler genellikle cümle değil arkadaşlar. Dikkat! Atasözleri var, proverbler ve deyimler var. Deyimler, idioms. Deyimler genellikle bla 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 mak, bla bla mak şeklinde. Bu yüzden bu ikisinin farkını önce söylemek istiyorum. Atasözleri cümle şeklinde ama deyimler cümle değil. Haydi bakalım, yeni deyimlerimiz için hazır mısınız? Harikasınız. Başlıyoruz. İlk deyimimiz ağzından kaçırmak. Ağzından kaçırmak. Bir olay var, bir hadise var ve bu gizli, sır, secret. Bu sır ve ben ailemle konuşuyorum, arkadaşım ve benim aramda bir sır ve birden ağzımdan kaçırıyorum annem. Aa, gerçekten mi? Anne, ağzımdan kaçırdım. Ya bu sırdı gibi. Ağzından kaçırmak, istemeden söylemek. Bir sırrı, bir gizli şeyi istemeden birden yanlışlıkla söylemek. Örnek, babamla konuşuyorum ve annem bana söyledi. Mesela dedi ki, ben arkadaşımla sinemaya gideceğim. Babana söyleme. Ben babamla beraber oturuyorum hafta sonu ve babam sordu. Ve ben meşgulüm. Oğlum, annen nerede? Baba, sinema çok güzel bir yer. Sinemaya gidelim mi? Oğlum, annen nerede dedim. Ne sineması? Burada ağzından sinemayı kaçırdı. Allah'a şükür hepsini söylemedi. Evet, ağzından kaçırmak. Eğer o şöyle söyleseydi, baba, annem sinemaya gitti arkadaşıyla. Ne? Benim niçin haberim yok? Çocuk ağzından cümleyi kaçırdı mesela. Evet, ağzından kaçırmak bu şekilde. Siz lütfen aşağıya bir cümle yazın. Ağzından kaçırmak hakkında bir cümle. Ve 2 numaralı deyimimiz ile devam ediyoruz. Ağzını bıçak açmamak. Ah, bu ne Ali Bey? Biz bıçak biliyoruz. Bıçak ile ekmek kesiyoruz, et kesiyoruz, tavuk eti, dana eti veya bilimum şeyler kesiyoruz. Ağzını bıçak açmamak. Aman Allah'ım. Hayır. Her şey normal. Her şey kontrol altında. Şimdi ağzını bıçak açmamak demek, konuşmamak demek. Onun bir problemi var belki veya onun bir sıkıntısı var. Sabahtan beri hiç konuşmadı. Düşünüyor ve biz arkadaşlarla konuşuyoruz. Mahmut hiç konuşmadı. Ağzını bıçak açmıyor. Yani bıçak ile bile kestiğimiz zaman o konuşmayacak. Yani onun hiçbir şekilde bir cümlesi yok. Belki onun problemi var. Onun ağzını bıçak açmıyor. Ağzını bıçak açmamak. Evet, bu enteresan bir deyim arkadaşlar. Hiç konuşmayan insanlar hakkında bunu kullanabilirsiniz. Bir toplantı var ve bu toplantıda
bir arkadaş var. Mesela bu arkadaş Zeynep. Herkes konuştu bir saat, bir buçuk saat ama Zeynep konuşmadı. Müdür soruyor. Zeynep Hanım, bir saattir konuşmadınız. Ağzınızı bıçak açmıyor. Hayırdır, ne oldu? Bir şey yok efendim. Her şey normal. Sadece biraz rahatsızım. Sebep rahatsız olmak. Bu yüzden o konuşmuyormuş. Ağzını bıçak açmıyormuş. İki numara bitti. Haydi üçüncü deyim ile devam ediyoruz. Ağzının suyu akmak. Oo, bu ne demek? Ağızdan su. Yani çok güzel bir yemek var. Bu güzel yemeği yemek istemek. Çok güzel bir içecek var. Bunu içmek istemek. Ağzının suyu akıyor. Mesela bir arkadaşım var ve bu arkadaşımla ben lokantaya gittim. Arkadaşım böyle bakıyor. Hangisini seçmek lazım? Muhammed, ağzının suyu akıyor. Evet Ali, çok acıktım ya, çok acıktım. Ben pilav alacağım, mantar sote alacağım ve köfte alacağım. Mecazi anlamda çok yemek istemek, çok içmek istemek anlamında arkadaşlar. Ağzının suyu akmak. Başka anlamlarda kullanmak mümkün mü Ali Bey? Evet, tabii bu istisnai bir durum. Bir şeyi çok beğenmek. Mesela bir araba. Bir araba alacağım ve bir galerideyim ve wow, şu arabaya bak, Lamborghini ne kadar güzel. Muhammed söylüyor bana. Ali, ağzının suyu akıyor bakıyorum. Tabii ya, çok güzel bir araba. Ne kadar? Oh, 5 milyon dolar. Neyse, ağzımın suyu geriye gibi. Ağzının suyu akmak, çok beğenmek, almak, sahip olmak, yemek, içmek istemek demek arkadaşlar. Ve dördüncü deyim ile devam ediyoruz. Ağzını toplamak. Bu ne Ali Bey? Biz odayı toplamak, çantayı toplamak, masayı toplamak biliyoruz ama ağzını toplamak ne demek Ali Bey? Ağzını toplamak demek arkadaşlar. Mesela niçin bir masanın üstü toplanır? Niçin bir oda toplanır? Çünkü kötüdür, dağınıktır. Çünkü disiplinli bir, sistematik bir düzen yoktur. Ve ağzını toplamak, ağızdaki kelimelerin kötü olması. Yani kötü konuşuyor bir adam ve bu adama ben söylüyorum. Kardeş, ağzını topla lütfen. Düzgün konuş. Bak, burada aile var. Ağzını topla demek. Yani düzgün, güzel, ahlaklı, dikkatli konuş demek. Sokakta yürüyorum. Gençler var ve bu gençler konuşuyorlar ama çok kaba kelimelerle konuşuyorlar. Hatta küfürlü konuşuyorlar ve ben, gençler lütfen ağzınızı toplayın. Çok ayıp. Size yakışmıyor diyorum. Ağzınızı siz. Ağzınızı toplayın. Deyim ağzını toplamak, yani düzgün, doğru, küfürsüz, kötü kelimesiz konuşmak. Bunu karşı tarafa söylemek anlamında kullanıyoruz. Lütfen ağzını topla gibi. Ve beşinci deyim arkadaşlar. Akıl vermek. Akıl. Akıl nerede? Beynimizin içinde. İnsanlarda akıl var. Hayvanlarda çok akıl yok. İnsanlarda bilinç var. İnsanlar akıllı. Beyin başka, akıl başka. Akıl vermek demek şu demek. Tecrübe var. Bir kişi çok tecrübeli ve o tecrübesi hakkında bana tavsiyelerde bulunuyor, tavsiye ediyor.
Ben ona soruyorum. Ya Muhammed, tatile gitmek istiyorum. Bana bir akıl ver. Nereye gideyim? Tatile gitmek istiyorum. Sen tecrübelisin. Bana bir akıl ver diyorum. Akıl vermek, tavsiye vermek gibi arkadaşlar. Akıl vermek, başka bir örnek ile kullanmak gerekirse. Bana akıl verme. Ben her şeyi biliyorum. Bazı insanlar da böyle egoist oluyor. Yani bu insanlar biliyor gibi düşünüyor ve başka insanlar tavsiye edince, bazı şeyleri söyleyince bana akıl verme. Ben tecrübeli bir insanım diyorlar. Evet, 5 tane deyimi gördünüz. Bu 5 tane deyimle sizden 5 deyim içeren cümle istiyorum. Tamam mı? Evet, içinde 5 deyim olacak. Veya Ali Bey, bu benim için zor. Ben bir tane yapmak istiyorum. Tamam, bir tane. En az, minimum bir tane. En çok 5 tane cümle istiyorum. Bu ödev, tamam mı? Ödevleri kontrol edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.